İki genç değerli konuğumuz bizlerle birlikte şimdi. Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı Yakup Büray Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi Atatürkçe Düşünce Kulübü Başkanı Duru Aktaş. Hoş geldiniz diyorum öncelikle, günaydın Türkiye'ye. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Hemen duygu ve düşüncelerinizi almak isterim öncelikle bugüne dair, sonra ayrıntıları konuşmaya devam edelim. Yakup Büray Yılmaz, sizinle başlayabiliriz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 101. yılı, tüm milletimize kutlu olsun. Bizler de Kadıköy Boğa Heykeli önünden Kadıköy Rıhtım'a büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tabii hangi koşullarda Cumhuriyetimizin 101. yılına girdik? Maalesef ki Cumhuriyet devrimimiz büyük tehlikeler altında. Ve zaten geçmişten bugüne de büyük badireler atlattı. Yani Türkiye'miz bölünmenin eşiğine geldi, Türk milleti parçalanmanın eşiğine geldi açılım süreçleriyle. Türk ordusu dağıtılmak istendi. Türkiye'nin güçleri, Türk devletinin güçleri. Ancak direndik. Ergenekon balyoz tertiplerini yırttık. Türk milleti olarak bir bütün olduğumuzu Türk'üyle, Kürt'üyle onlara gösterdik. Açılım süreçlerini de bertaraf ettik. Ancak bugün tekrardan bazı açılım heveslileri bu heveslerini dile getirdiler. Emperyalizmin güdümünde belirli siyasetleri dillendirdiler meclisimizde. Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın dediler. Ve ana muhalefet, Milliyetçi Hareket Partisi, aynı zamanda DEM Parti, yani bu siyasetlerin başından beri savunuculuğunu yapan parti, bu noktada birleştiler ve ikinci bir açılımı başlatmak için kollarını sıvadılar. Biz Türk gençliği olarak nasıl ilk açılımı vermediysek, üniversiteleri, vatanseverleri kaleleri haline getirdiysek, bugün de aynı hatta mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve bu 29 Ekim'de de açılıma geçit vermeyeceğimizi, terörün yerinin mezar olduğunu ve terörle bir uzlaşının yapılamayacağını 29 Ekim'de en kararlı bir şekilde İstanbul'un göbeğinden ifade edeceğiz. Bütün halkımızı da yürüyüşümüze dahil olmaya çağırıyoruz. Kadıköy Boğa Heykeli'nin önünde saat 14'te buluşuyoruz ve coşkulu bir şekilde Cumhuriyetimizin 101. yılına yaraşır. Tabii ki de bu yürüyüşü nasıl yapacağız? Böyle etliye sütlüye dokunmayan, sadece işte Cumhuriyet Bayramımızı kutlayan bir yürüyüş değil. Türkiye'nin siyasi gerekliliklerini tespit eden ve onlara cevap veren, Türkiye'nin ihtiyaçlarına bir yürüyüş yapmış olacağız. Bu bağlamda da aynı zamanda tüm İstanbulluların görevidir bu yürüyüşe katılmak ve açılıma karşı Cumhuriyeti savunmak, Türkiye'nin birliğini savunmak bütün İstanbulluların görevidir. Bütün İstanbulluları, bütün Kadıköylüleri yürüyüşümüze davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Duru Aktaş, aynı şekilde sizin de duygu düşüncelerinizi ve 29 Ekim mesajınızı almak isteriz. Merhabalar, tüm izleyicilerimizin, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bizler kampüslerimizde bu süreci aslında öncesinde tahlil ettik ve 25 Ekim'de Hedef Türkiye, 3 İsrail Planı başlıklı bir konferans düzenlemiştik aslında. Tabii bu konferansta da şunları vurguladık esas olarak. Asıl hedef Türkiye ve bugün Türkiye'nin bölünmezliği üzerinden çeşitli tartışmalar yaratılmaya çalışılıyor. Bunları değerlendirdiğimiz bir konferans oldu ve Türk genci aslında orada önündeki tehlikeleri, tehditleri daha da iyi kavramış oldu. Şimdi bu 29 Ekim'de de gerçekten Türkiye'de çok zorlu, çıkmazlara sürüklenmeye çalıştığımız bir süreç görüyoruz. Bu noktada da kampüslerde de gördüğümüz üzere Türk genci aslında vatanın bölünmezliğine, bayrağına, anayasanın ilk dört maddesine dil uzatıldığında buna hiçbir zaman sessiz kalmıyor. Ne üniversitelerde ne meydanda. Bugün de biz 29 Ekim'imizi, Cumhuriyet Bayramımızı aslında Cumhuriyet'in o devrimci kültürünü ve değerlerini yaşatarak onu yıpratmaya çalışanlara karşı, milliyetçiliği ayaklar altına almaya çalışanlara karşı daha da coşkuyla ve çok güzel mesajlarla kutlayacağız. Ben de tüm İstanbul halkını, Kadıköy halkını saat 14'te Kadıköy'de Boğa Heykeli'nin önünden bizimle coşkuyla yürümeye davet ediyorum. Teşekkürler. Yakup Büray Yılmaz, şimdi gençliğin aslında bu noktada ne kadar önemli olduğunu ve gençliğe ne kadar büyük aslında sorumluluklar düştüğünü konuşuyoruz her zaman. Biraz önce ifade ettik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bütün ümidim gençliktedir diyor. Şimdi emperyalizm tarafından Türkiye'de yaşayan gençlere özellikle böyle pompalanmaya çalışan bir
umutsuzluk, ümitsizlik, bireyselcilik durumu var bilindiği üzere. Bu noktada hem Türkiye Gençlik Birliği'ne hem Türk gençliğine hangi görevler düşüyor diye sormak istiyorum sizlere. Sağ olun. Türk gençliğine şu görev düşüyor. Türk devriminin 150 yıllık devrimci mirasına bakmamız gerekiyor. Orada görüyoruz ki Türkiye'de çağlar açıp çağlar kapatan, devrimler yapan, tarihin çarklarını ilerleten, yani bunun öncüsü olan bu eylemi her zaman gençlik olmuştur. Mustafa Kemal'in bütün bir pratiğine bakalım, bütün bir hayat pratiğine. Liseli yıllarından beri örgütlü, hürriyetçi fikirleri savunuyor. Harbiyeli yıllarında ve oradan Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Şam'da kuruyor. Sonra Osmanlı İttihat Cemiyeti'ne dahil oluyor. Sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ve oradan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Ve ne oluyor en sonunda? Türkiye'de bir cumhuriyet devrimi gerçekleşiyor. Türkiye Milli Demokratik Devrimi'ni gerçekleştiriyor. Yani dolayısıyla Mustafa Kemal gibi bu noktada ümitli olmak, Samsun'a çıkarken 19 kişiyle çıkıyor ama biliyor ki Anadolu'da bir kurtuluş cemiyeti örgütlerse bu vatanı kurtarır. Böyle bir öngörüsü de var aynı zamanda. Dolayısıyla Mustafa Kemal kararlılığında olmak gerek. Yani Sirkeci'de çıktığında okuyor, işgal kuvvetleri var, bizim boğazımızdan geçiyorlar ama ne diyor? Geldikleri gibi giderler diyor. İşte bugün de gençlik açısından önündeki görev şudur gençliğin. Mustafa Kemal'in cüretini, onun cesaretini, onun aynı zamanda öngörüsünü de aynı zamanda burada örnek almak gerekiyor. Onun cesaretini kuşanma vaktidir. Bugün tekrardan Türkiye'miz emperyalist bir abluka altındadır. Türkiye'nin dört tarafı emperyalist güçlerle doludur. Bütün bir coğrafyamızda emperyalist savaşlar vardır. ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi bölgemize dönüp düşmanlığını arttırmaktadır. Ve Türkiye'de de belirli planları Devlet Bahçeli, DEM Parti, zaten DEM Parti onun güdümünde meclisimizde yer alıyordu bir saatli bomba. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, onların uzlaşı dedikleri şeyin ne olduğu ortaya çıktı. Tekrardan yürürlüğe koymaktadır. Bunlara karşı Türk gençliği uyanık olacak, Türk devrimini koruyacak olan yine Türk gençliğidir. Atatürk bize bu görevi Bursa Nutku'nda vermiştir, gençliğe hitap ede vermiştir. Bizler de açılım süreçlerinde ne yaptıysak üniversitelerde, ODTÜ'de, Boğaziçi'nde, Beyazıt'ta, biz PKK'ya dar ettik üniversiteleri. Bugün de hazırız. Görevimizin başındayız. Bütün halkımızı buradan tekrardan teröre lanet, açılıma hayır demek için Kadıköy'de Boğa heykelinin önünden başlayacak Mustafa Kemal yürüyüşümüze davet ediyoruz. Mustafa Kemal kararlılığını kuşanma vaktidir. Evet, Duru Aktaş, şimdi siz de bir üniversite öğrencisiniz. Az önce Yakup Püray Yılmaz'ın da bahsettiği noktalar ışığında siz de bahsettiğiniz aslında bir girizgah yaptınız. Ancak şu an üniversitelerde Türkiye'deki bu son siyasi gelişmeleri, özellikle işte yeni açılım süreci olarak adlandırdığımız süreci gençler nasıl görüyorlar, nasıl okuyorlar, nasıl yorumlar yapılıyor konuyla ve süreçle ilgili? Şöyle aslında gençlik gerçekten birazcık umutsuz bir durumda bir kısmı. Çünkü hem hükümetten hem muhalefetten kendi fikirlerini, Atatürk devrimlerini, Türk devrimini savunan bir cephe bulamıyorlar. Bu noktada bir boşluğa düşüyorlar. Aynı zamanda dediğim gibi bu anayasa meselesinde, Türkiye'nin bölünmesinin tartışmaya açılması meselelerinde gençlik elbette çok tepkili. Bununla ilgili yapılan her açıklamada, her oturduğumuzda bunlar dile getiriliyor, buna tepki gösteriliyor. Tabii burada kıymetli olan bu sorunları konuşmak, eleştirmekten ziyade aslında fiiliyata dökmek, harekete geçmek. Çünkü bugün Atatürkçülük dediğimiz, biz üniversitede Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak bulunuyoruz, temsiliyetimiz bu yönde. Ve bugün umutsuz, karamsar, yerinde sayan, böyle bir Atatürkçülük yok, devrimci bir Atatürkçülük var. Biz de bunu, bu işin kampüs ayağını yürütüyoruz ve biz kampüslerimizde de devrimci, umutlu, kararlı, azimli olmak durumundayız. Bu yüzden de aynı Atatürk'ü Mustafa Kemal'in azmiyle, kararlılığıyla kampüslerimizde mücadele etmeye, arkadaşlarımızı da bu mücadele mevzisine çekmeye gayret ediyoruz. Onlardan da elbette çok olumlu tepkiler geliyor bu yönde. Çünkü gençlik artık susamayacak. Bunların karşısında böyle oturup duramayacak bir vaziyete geldi diyebilirim.
Evet, size de teşekkür ediyorum açıklamalarınız için ve mesajlarınız için. Eğer benim atladığım sormam gereken bir şey varsa, vermek istediğiniz bir mesaj varsa almak isterim her ikinizden de. Ardından Anıtkabir'deki etkinliklere şöyle bir göz atacağız. Sağ olun, çok teşekkür ederiz bizlere vakit ayırdığınız için. Buradan tekrardan Türk milletine, İstanbul halkına çağıralım yürüyüşümüze. Bugün saat 14'te teröre lanet, açılıma hayır demek için Kadıköy Boğa Heykeli önünde buluşuyoruz. Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Açılıma geçit vermeyeceğiz. Türk milletini bölmelerine, parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Ancak Cumhuriyet eğer kutlayacaksak, savunacaksak böyle savundur. Bütün İstanbul halkını, Türk milletini yürüyüşümüze davet ediyoruz. Duru Aktaş, sizden de son mesajınızı almak isterim. Türk genci, Türk milleti bugün Atatürk devrimlerinin, Türk devriminin sahibi, savunucusu ve ilerleticisi. Biz de bu kararlılığı, bu mücadeleyi bugün Kadıköy'de yaşatacağız. Tekrar tüm İstanbul halkını ben de yürüyüşümüze davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz de çağrımızı bir kez daha yinelemiş olalım.